büyük ihtimalle mitokondri en çok Krebs döngüsü ve ATP üretmemizi sağlayan elektron transfer zinciri gibi metabolik yollarıyla bilinir. İşte bu yüzden yaygın bir biçimde hücrenin enerji santrali olarak adlandırılır. Fakat bu videoda ben mitokondrinin başka işlevlerinden birinden, özellikle de apoptozis yani programlanmış hücre ölümünde oynadığı rolden bahsetmek istiyorum hücre ölümü demişken muhtemelen daha önceden duyduğunuz başka bir hücre ölüm çeşidi daha var. Bunu hatırlayın. Buna kangren veya tıptaki adıyla nekroz deniliyor. Apoptoz ise geçmeden önce bu ikisi arasındaki farktan sizlere bahsetmek istiyorum nekroz ve e, apoptozis'in arkasındaki mekanizmaları anlamak için yürütülen birçok çalışma var ve açıkçası bazı durumlarda bir hücre ölümünü yalnızca apoptozis veya nekroza bağlamak oldukça zor. Bu yüzden bazen bir hücre ölümüne nekroz ve apoptozis arasında bir yerde yatıyor deriz. Fakat genel bir çizgi çizmek gerekirse apoptozis için kontrol edilen bir hücre ölümü diyebiliriz. Nekroz ise kontrol altında tutulmayan, genelde aşırı strese yani aşırı enfeksiyon veya travmaya cevap olarak oluşan hücre ölüm türüdür. Apoptozis ise tanımında belirtildiği gibi programlı bir hücre ölüm türüdür. Apoptozisin genelde büyük bir amacı vardır ve sıklıkla organizmaya bir tür avantaj sağlar. Bunun bir örneği, embriyo gelişiminde özellikle el ve ayak parmaklarımızın oluşumunda görülüyor. Örneğin ellerimizin oluşumunu ele alalım. Henüz fetüsken, gelişmemizin başındayken elimiz pençe gibi bir şekle benzer. Apoptozis aracılığıyla parmaklar arasındaki dokular zamanla ölür ve hücrenin bu amaçlı kontrollü ölümü bize parmak denilen ayrı uzuvları olan bir el verir. Bununla birlikte bir hücrenin hücre ölümü istemesine sebep olacak başka avantajlar da düşünebiliriz. Buraya bir hücre çizdim. Daha önce de bahsettiğim gibi mitokondri apoptoziste büyük rol oynadığı için şuraya devasa bir mitokondri çizeceğim. Evet. Hatırlayalım. Mitokondrinin iki zarı olduğunu söylemiştik. Ben burada dış zarı çizdim. Burada ise mitokondri zarının içindeki kıvrımları yani kristalleri çiziyorum. Şimdiye kadar bir hücrenin apoptozis geçirmesini sağlayan bir çeşit sinyalden bahsettik. O da embriyo gelişimindeki sinyaldi. Fakat hücremizin apoptozis geçirmesini sağlayan başka sinyaller de var. Şimdi bu etkenlerin bazılarından bahsetmek istiyorum. Öncelikle DNA'nın zarar görmesi hücre ölümünü tetikleyebiliyor. Hücrelerimizin DNA hasarlarıyla başa çıkabilecek mekanizmaları var. Fakat bu durumlarda bu hasar çok yoğun olabiliyor veya tamir mekanizmalarımız bir sebepten bu hasarı ortadan kaldırmak için donanımlı olmuyor. Dolayısıyla bu işle başa çıkmak için kesin çare programlanmış hücre ölümü oluyor. Tabii ki bu organizmamız için avantajlı bir durum çünkü hasarlı DNA'yı yavru hücrelere aktaran bir hasarlı DNA istemeyiz, değil mi? İşte bu yöntemle hasar görmüş hücrelerden kurtulabiliyoruz. Buna ek olarak özellikle virüslerin yani hücrelerimizin içinde takılmayı çok seven o canlıların sebep olduğu enfeksiyonlar da programlanmış hücre ölümü doğurabiliyor. Bu durumda enfeksiyona karşı savaşan bir ordu görevi gören genelde bağışıklık hücreleridir. Hücrelerimiz. Bu hücreler virüsten etkilenen hücrelerde belli proteinler olduğunu görüyor ve bağışıklık hücresinden enfeksiyonlu hücreye sinyaller göndererek hücre ölümü gerçekleştirmesini söylüyor. Bunun yanı sıra çevresel stres de apoptozis veya programlanmış hücre ölümüne sebep olabiliyor. Bu stres oksijen veya besin eksikliğinden kaynaklanabileceği gibi hücrenin diğer hücrelerle olan bağlantısından bile kaynaklanabiliyor. Hayatta kalmaya devam etmek için hücrenin ona bağlı olduğunu veya yakınlarında başka hücreler de olduğunu söyleyen sinyaller alması gerekiyor. Dolayısıyla hücreler arası bu bağlantılar bir şekilde aksarsa eğer bu durum hücrenin apoptozis geçirmesini isteyen bir sinyal anlamına geliyor. Buna ek olarak birçok hücrenin büyüme faktörlerinden sürekli sinyal aldığını da belirteyim. Hücrelere sinyal gönderen ve çoğalıp bölünmelerini söyleyenler belli başlı moleküller ve bazen de hormonlardır. Yani bunlar da bir sebeple oradan çıkarılırsa hücre bunu hücre ölümünü gerçekleştirmesi, hücre ölümü geçirmesini söyleyen bir işaret olarak algılayabiliyor. Tabii buradaki temel nokta şu. Hücrelerin bulunduğu çevre konuksever değilse, programlanmış hücre ölümü geçirebilmeleri için bir yol bulurlar. Son olarak bahsetmek istediğim bir şey daha var. ROS, ROS olarak da kısaltılan reaktif oksijen türleri de hücre ölümüne sebep olabiliyor. Bu reaktif oksijen türleri adları üstünde oksijen türleridir ve sabit olmayan sayıda elektron almış olmaları sebebiyle reaktiftir. Örnek olarak buradan ekstra bir elektron alarak negatif yüklenen bir oksijen molekülü olan süperoksit anyon verilebilir. Bunun yanı sıra hidroksil radikalit var. Hidrojen peroksit ise hücrelerimizin içinde üretilebilen başka bir reaktif oksijen türü. Oksijen, mitokondrinin elektron aktarım zincirindeki son elektron alıcısı olduğu için çok önemlidir, bunu biliyoruz. Bu da hücrelerimiz için ATP üretilmesi adına oldukça önemli. Fakat bu oksijenin %4'e yakın bir oranının düzgün olmayan bir şekilde indirgendiği ve bu yüzden reaktif oksijen türlerinin ortaya çıktığı anlaşılıyor. Bu yüksek reaksiyonlu türlerle hücrelerimizdeki lipid zarlar, DNA ve protein gibi önemli şeyler arasında istenmeyen reaksiyonları engellemek için hücrelerimiz bazı enzimler üretiyor. Bu enzimler sayesinde bu türleri daha az reaktif olan türlere dönüştürmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra reaktif oksijen türlerini yakalayan ve hapseden antioksidan molekülleri üretimi yapılıyor. Fakat tabii ki oksidatif hasar çok yüksek orandaysa ve tamir mekanizmalarımız iş görmüyorsa hücrelerimiz programlanmış hücre ölümü geçiriyor. Bu çeşitli sinyallerin hücreyle olan iletişimini kuran ve hücreye apoptozis geçirmesini söyleyen yollar birbirinden az oranda farklılık gösterse de hepsinin ortak noktası apoptozis'in başlamasında geniş rol oynayan mitokondri üzerinde etkin olma özellikleridir. Hatta mitokondri hakkında yapılan en eski belirlemelere göre şuradaki dış mitokondri zarı öncekinden daha geçirgen hale geliyor. Özellikle bu dış mitokondri zarının geçirgenliğini düzenleyen proteinler BCL2 protein ailesinin bir parçası. BCL2 ismi ise bu proteinlerin ilk keşfedildikleri yerden yani B hücreli lenfomadan geliyor. Bu da vücudumuzdaki bağışıklık hücrelerine denk gelen B hücrelerinin kanser olmuş hali. Fakat burada aklımızda kalması gereken iki önemli nokta var. Bu BCL2 ailesinde iki tür protein bulunuyor. Öncelikle proapoptotik yani hücreyi apoptizeye yönlendirmek isteyen proteinler bir de apoptize karşı çıkan antiapoptotik proteinler var. Nihayetinde bu şu anlama geliyor. Hücre sağlıklı iken ve apoptozise yönelik bu sinyallerden hiçbirini almıyorken protein terazisi antiapoptotik proteinler yönüne kayıyor. Böylelikle mitokondri apoptozis başlatma konusunda engellenmiş oluyor. Öte yandan mitokondri bu apoptozis sinyallerinden birini alırsa terazi proapoptotik e, proteinler yönüne kayıyor ve böylelikle dış mitokondri zarının geçirgenliği artıyor. Dış mitokondri zarının geçirgenliğinin artmasındaki amaç normalde zar içi alanda bulunan ve genelde iç mitokondri zarıyla uzaktan ilişkisi olan belirli bir molekülün bu zar içi alanından çıkmasına ve stoplazmaya girmesine olanak sağlamaktır. Bu molekülün, bu meşhur molekülün ismi de sitokrom C'dir. Sitokrom C, Aynı zamanda elektron transfer zincirinin de bir parçası ve elektronların elektron transfer zincirindeki üçüncü ve dördüncü kompleks arasındaki geliş gidişini sağlıyor. Yani bu molekülün iki rolü var diyebiliriz. Bu bahsettiğimiz şeyi yapmasının yanı sıra apoptoziste de rol oynuyor. Bu sitokrom c molekülleri sitoplazma içinde kaspaz denen bir enzim ailesini aktive eder. Kaspaz ismi aslında bize bu enzim ailesinin işlevi hakkında çok şey söylüyor. Kelimeyi özellikle bu şekilde yazdım çünkü kaspaz aslında bir tür proteaz yani proteinleri parçalayan bir enzim türü proteinlere özellikle aspartat yani bir tür amino asit kalıntısından sonra ve sistein kalıntısıyla parçalıyor. Bu da yine sistein'in aktif alanında bulunan bir amino asit türü. Tartışmamızı oluşturan döngünün başına gelirsek nekroz ve apoptozis arasındaki farktan bahsetmiştik. Bu iki yolun mekanizması arasındaki temel farklardan biri apoptozis'in kaspaz aktivasyonuyla gerçekleşmesidir diyebiliriz. Yani apoptoziste kaspaz enzimleri kullanılırken nekrozda böyle bir durum görülmez. Bu kaspaz enzimleri hakkında özel olan şey ise kontrol edilmiş eylem kademelerine sahip olmalıdır. Stokrom C tarafından aktive edilen kaspazlardan biri başka bir tür kaspazı aktive edebilir. Böylelikle proteinlerin kontrolünü ve parçalanmalarını sağlar. Aynı zamanda vücuttaki diğer enzim türlerini de aktive edebilir. Örneğin DNA'yı parçalayabilen nükleazlar yani topluca alındığında sonuç olarak bu hücre içindeki tüm büyük polimer türlerinin parçalanması görülür apoptozis'in kendine özgü bir diğer özelliği ise hücre içindeki tüm bu parçalanmış polimerlerin onu çevreleyen hücrelerde geri dönüştürülebiliyor olması çevredeki bu hücreler fagositoz ile parçalanmış polimerleri yer Böylelikle kendi hücrelerindeki tüm bu amino asitleri ve nükleotit üslerini tekrar kullanmış olur.